Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin Yönetim Kurulu'nda Kadın Olunca YouTube serisine katılmaktan onur duyuyorum. Ülkemizin yönetim kurulu üyeliği yapabilecek deneyimde ve eğitimde çok fazla kadın olmadığı inancı var. Bu tamamen yanlıştır. Çünkü ülkemizdeki eğitim kurumlarına, üniversitede okuyanlara baktığımızda kız öğrencilerimiz lisansta %43.3'ünü oluşturuyor üniversitelerin. Lisans üstünde de %47'lere kadar çıkıyor. Demek ki çok rahatlıkla Türkiye'deki deneyimli ve eğitimli yetenek havuzuna baktığınızda kadınlarla erkeklerin hemen hemen aynı oranda olduğunu görürsünüz. Peki bu neden yönetim kurulu üyeliğine yansımıyor? İki tane nedeni var bunun. Birincisi, genel olarak baktığınızda işte erkek egemenliğinin daha güçlü olduğu şirketler görüyoruz. Yani kadınların tepesinde maalesef Türkiye'deki şirketlerde bir cam tavan olduğunu, yükselmelerinde bir takım ayrımcılık yapıldığını gözlüyoruz. Halbuki dünyadaki yapılan incelemelere baktığınızda, McKinsey'in bir araştırması var, oralara baktığınızda yönetim kurulunda kadın olduğunda hakikaten verimliliğin arttığını, karlılığın arttığını görüyorsunuz. Niye böyle oluyor? Çok basit. Çeşitlilikten dolayı oluyor. Yani o çeşitliliği yönetim kurullarında da sağlarsanız çok faydalarını göreceğinize inanıyorsunuz. Biz TAV'da bunu denedik. Bizim yönetim kurulu üyelerimizin %25'i kadın. Bunu SPK'nın yayınladığı kotadan dolayı yaptık. Doğrudur. Bu aslında kota olmasa yapmayacak mıydık? Tabii ki yapacaktık. Ama kotanın önemini de gösteriyor. Kota uyarıcı oluyor. Bir gelişmekte olan toplumlarda ben kotanın olmasına inanıyorum. Ve bunun ileride daha da gelişeceğine inanıyorum. Maalesef aile şirketlerinde eğer ailenin mensuplarından değilse hiçbir kadının yönetim kuruluna girme şansı gözükmüyor. Fakat bizim gibi halka açık şirketlerde bu imkan daha fazla. Şimdi Türkiye'de baktığınızda bir de Gentleman's Club diye hepimizin tanıdığı marka isimler var. Yani bunların hepsi erkek arkadaşlarımız. Ama bu arkadaşlarımız daha önce şirketlerde başarılarını çok ispatlamış, yükselmiş insanlar. Bu şirketlerdeki üst düzey yönetici, kadın yönetici azlığından dolayı yönetim kurullarına geçişte sıkıntı oluyor. Onun için öncelikle yönetim kurulunda kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlayabilmek için şirketlerin içinde kadınların yükselmesini, onların başlarının üstünde duran cam tavanın kaldırılmasını ve onların yükselmesini sağlamak lazım. Onları yükseldikten sonra, marka kadın yöneticiler ortaya çıktıktan sonra ve bu yetenek havuzunun içinde çok rahatlıkla yönetim kurullarındaki kadın sayısının artacağına inanıyorum. Dünyada birçok bilimsel ve ekonomik çalışma yapıldı bu konu üzerine biliyorsunuz. Özellikle McKinsey'in Women Matter raporuna baktığınızda hisse değerlerinin artışı, karlılığın artışı, bilinirliklerinin artışı, çeşitlilikten dolayı kadınların daha fazla temsil edildiği yönetim kurulları olan şirketlerde çok öne geçiyor. Yani bu çok net. Sırf çeşitlilikten dolayı zaten bu artış gerçekleşiyor. Bunun politikasına baktığımızda da SPK'nın ve Borsa İstanbul'un koyduğu kuralların çok geçerli olduğuna inanıyorum. Belirli bir orana ulaşana kadar %25-30 gibi kotaların politikanın dizayn edilmesi açısından çok önemli olduğuna inananlardanım. Çünkü bu kotalarla birlikte bir alışkanlık gelmekte ve bu alışkanlık geriye doğru yansıyarak daha önce de söylediğim gibi şirketlerin yönetimlerinde kadınların üst yöneticiliğe gelmesini kolaylaştırmada, böylece üst yöneticiliğe gelen kadınlar çoğaldıkça yönetim kurulu üyeliğindeki kadınların sayısının da daha çoğalacağına inanmaktayız. Kendi yönettiğim şirkette de bizim bayağı ciddi üst düzey kadın yöneticimiz var. Kendi yönettiğim şirkette baktığımda olayı biz şöyle görüyoruz. Biz insan olarak bakıyoruz. Yani o insanın özelliklerine bakıyoruz. Özelliklerine göre bazen erkek liderler, bazen kadın liderler çok başarılı olabiliyor. Ama buradaki neden şu: çeşitlilik. Yani biz vasata odaklanmak istemiyoruz. Biz yetenek arıyoruz. Aradığımız yeteneklerin içinde de kadın ve erkek karışımının orantılı olduğu yerlerde çok ciddi bir çeşitlilik yarattığımıza inanıyoruz. Karar vericilere ben şöyle ikna edebilirim. Yani biz bunu denedik. Yani her işin bir teorisi vardır biliyorsunuz. Bir de pratiği vardır. İkisini biz harmanlayarak götürmeye çalışırız liderler olarak. Biz bunu TAV'da denedik ve çok ciddi faydasını gördük.
gerçekten şirketlerinde, daha önce çalıştıkları şirketlerde üst düzeye gelmiş, çok değişik yerlerden gelen, yani denetimden gelen, bir dijitalizasyon firmasından gelen, çok büyük bir inşaat firmasından gelen 3 tane kadın arkadaşımızı aldık. Yani o kadar faydası oldular ki, o kadar çeşitlilik yarattılar ki, ondan dolayı ben karar vericilere bunu çok ciddi şekilde öneriyorum. Bu arada karar vericilerin gerçekten yönetim kurulunda kadın derneğinin yapmış olduğu seminerlerle ve mentörlük çalışmalarıyla birlikte yarattığı çok ciddi bir yetenek havuzu var. Bu yetenek havuzundan faydalanmalarını da öneriyorum.